İngilizler tarih olarak 29 Haziran'ı, yer olarak da Taksim Stadı'nı önerdiler. İşgal kuvvetlerinin özel kutlamalar ve görkemli geçit törenleri için kullandığı bu saha, şimdi zafere ulaşan Anadolu direnişinin rövanş maçına sahne olacaktı. Bir kez daha futbol sahaları ülke topraklarının kaderini paylaşıyordu. General Harrington kendi adını taşıyan 80 santimlik gümüş kupayı özel olarak Londra'ya sipariş vermiş, maç için 3 İngiliz takımından en iyi futbolcuları seçmiş, Malta'dan 2, Cebeli Tarık ve Mısır'dan birer profesyonel İngiliz futbolcu getirtmiş, Malta askeri valisini maçı izlemek üzere İstanbul'a davet etmişti. İşin ilginç yanı, şeref tribündeki seyirciler arasında İstanbul'a devir teslim için gelmiş olan Ankara hükümetinin temsilcisi Selahattin Adil Paşa da vardı. Artık bütün gözler 29 Haziran Cuma günü 17.30'da yapılacak büyük maça çevrilmişti. Maç günü gazeteler ümitsiz yorumlarla çıktı. Vatan gazetesi şöyle diyordu: İngilizler İstanbul'daki bütün muhafız kıtaatına mensup en iyi futbolistlerden mürekkep olacaktır. Bunları kendi oyuncularımız gibi şahsen tanımadığımız için haklarında ayrı ayrı mütalaa dermeyanına muktedir değil isek de bu muhtelif takımı teşkil eden Irish Guard, Grenadier Guard ve Goldstream Guard takımının oyunlarını görmüş olduğumuz için umumi mahiyette bir fikir beyan edebiliriz. Bizce Fenerbahçe'nin galibiyet ihtimali %40 ise muhtelif takımınki %60'tır. Maç saati geldiğinde Beyoğlu caddeleri Taksim Stadı'na akın eden fesli, şapkalı, üniformalı binlerce seyirciyle doluydu. İstanbullular stat kapısından heyecanla girdiler. Adeta 5 yıllık işgalle hesaplaşmaya gelmişlerdi. Sağ kenarına konulan koltuk ve iskemlelerde işgal ordularının yüksek rütbeli subayları çeşit çeşit üniformalar içinde eşleriyle oturuyorlardı. Sahaya önce yakalarında G harfiyle gardlar karması çıktı ve hurralarla karşılandılar. Ardından Fenerbahçe takımı da başta kaptan Zeki olduğu halde gösterişsiz, telaşsız adımlarla Harbiye yönündeki Güneşli Kale'ye yürüdü. Maç başlamak üzere. İşte Fenerbahçe kadrosu. Kalede Şekip Bey, bekler Hasan Kamil Bey, Cafer Bey, haflar Kadri Bey, Yavuz İsmet Bey, Fahir Bey, forlar Sabih Bey, Alaaddin Bey, Zeki Rıza Bey, Ömer Bey ve Bedri Bey. Saat tam 5.30'da başlayan maçın nasıl geliştiğini ertesi günkü akşam gazetesi en ince ayrıntılarına kadar naklediyordu. İlk akında Fenerbahçe'de Zeki Bey'in kuvvetli bir şutu İngiliz kalesinin direğini sıyırarak ahlar vahlar arasında uzaklaşıyor. Sıra İngilizlere geldi. 25 dakikadan ziyade süren bu bombardımana karşı Fener müdafası pek ziyade dayandı. Cafer, İsmet, Hasan Kamil Beylerin mukabeleleri, Şekip Bey'in harikaları, Kadri Bey'in şiddeti arasında top Fener Kalesi'ne girmemekte tecrit gösteriyor. Fakat bu inat maçın 30. dakikasında bozuldu. İngilizler pek şahane bir akınla, cidden her takıma nasip olmayan bir şutla ilk sayıyı yaptılar. Şimdi artık vaziyet değişmiş, Fenerbahçe mağlup, İngiliz muhtelif takımı galip vaziyete gelmişti. Herkes neticeden bedbindi. Malta'dan getirtilen Chelsea'li sol için golüyle işgal karması ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. Fenerbahçeliler İngilizlerin sert ve hırslı oyunundan yara bere içinde kalmışlardı. Devre arasında kulübün yönetim kurulu üyeleri Nasuhi, Galip ve Tevfik Beyler futbolcuların yanına gidip moral vermeye çalıştılar. Şimdi Fenerbahçe'nin devresi başlıyordu.
Nihayet ikinci parti düdüğü de öttü. Fenerliler daha fena dahil oldu. Çünkü sol açık Bedri Bey'in potini ayağını fazla sıktığından sahadan çekilmiş ve takım 10 kişiyle maça başlamıştı. Fakat hayret, Fenerliler şiddetli akınlara başladılar. 4 muhacimle İngilizlerin meşhur müdafası arasında seferler tezahür edip gidiyor. İşte buralarda top itiratsızlığıyla sıçrarken Zeki Bey'in berkasa bir şutu top görünmemek üzere şimşek gibi İngiliz kalesinde. Bu namemul hareket üzerine herkes heyecandan kendini gayip etmiş, bağırıyor, sıçrıyor, atlıyor. Zeki Rıza Bey'in 60. dakikada gelen golüyle Fenerbahçe beraberliği yakalamış, Taksim Stadı havalanan feslerle dalgalanmıştı. Bu gol Fenerbahçe'yi hepten şahlandıracaktı. Bundan sonra Fenerbahçe'nin oyunu seyri tabiyesini tamamıyla aldı. Oyuncular arasındaki değişik mesai daha muntazam olmaya başladı. Şiddet müdahalesi arasından şimdi artık pek tehlikesizce sıyrılan Fener'in küçük muhacimleri tehlikeli şutlarını kaleye göndermeye başladılar. Artık herkes bir sayı daha istiyor ve İngilizlerin kendi elleriyle koydukları kupayı bu şöhretli Türk takımının ellerinde yükselmesini görmeyi arzu ediyordu. Nihayet 74. dakikada Türk futbol tarihinin efsanevi santrforu Kaptan Zeki, santrhaf İsmet'in uzattığı topla defansı yardı. İki markacısını atlatıp sol ayağıyla 18 üzerinden müthiş bir şut savurdu. Blackpool'un ünlü kalecisinin plonjonu kar etmedi. Zeki Rıza Bey'in ikinci golü Fenerbahçe'nin galibiyetinin müjdecisiydi. Etraf bir bayram, bir donanmadan daha fazla sevinç içindeydi. Binlerce fes ve şapka havada uçuşurken İngilizlerin istinadgahını teşkil eden bu son ümit de ikinci duhul ile tamamen sönmüştü. Ahalideki meserrette hat ve payan yok. Heyecandan sararmış simalarda bir inşirah belirdi ve şimdi herkes neticeye az çok itimatla bakmaya başladı. Fenerbahçe bu itimadı boşa çıkarmadı. Hakemin son düdüğü öttüğünde İngiliz işgal karması Ataspor'un da bir Türk takımına yenilmişti. Cephedeki zaferin sahadaki yankısıydı bu. Ortada günün galipleri ve Türklük şerefinin muhafızları, binlerce halkın elleri omuzları arasında yükseltilerek uçuruldu ve bu oyuncular layık oldukları veçiyle tebrik edildi. Şimdi 11 Fenerbahçeli işgal kuvvetlerinin komutanının adını taşıyan kupayla birlikte omuzlardaydı. İstanbullular 5 yıllık işgal döneminin örtüsü gibi kaldırdı Muzaffer 2000 oyuncularını. Futbolcular seyircilerin omuzlarından alınıp şoförler cemiyetinin gönderdiği arabalara bindiler ve yoğun tezahüratla uğurlandılar. Türkiye ile birlikte meydan okunan Fenerbahçe yine Türkiye ile birlikte zafere kavuşmuştu. Beyoğlu caddelerinde gösterimler var. Fenerbahçeli futbolcular omuzlar üzerinde Taksim Stadı'ndan Galatasaray'daki Tokatlayan Oteli'ne getiriliyor. Nasıl bir Beyoğlu Caddesi'nden geçiyor? Etraf İngiliz, Rum, Yunan ve Fransız bayraklarıyla donanmış bir caddeden, yani bugünkü İstiklal Caddesi'nden geçiyor. O sırada Lozan'da İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon karşısında hayatının en sıkıntılı günlerini yaşayan İsmet Paşa, İstanbul'dan gelecek bir telgrafı bekliyordu. Otelden çıkıp Türkiye'nin kaderini belirleyecek görüşmeler maratonuna dahil olacaktı yeniden. Tam otelden çıkarken beklediği telgrafın geldiğini haber verdiler. Telgrafta tek bir cümle yazılıydı. General Harrington Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Lozan'daki Türk heyeti sevinçle kutladı birbirini ve İsmet Paşa yanındaki Ali Naci Bey'e Fenerbahçe'ye iletilmek üzere şu mesajı yazdırdı. Heyetimiz adına meserretle gözlerinizden öperim. Fenerbahçe takımından tam 25 gün sonra 24 Temmuz 1923 günü Lozan heyetinin de zafer haberi geldi.
Nihayet 2 Ekim 1923 günü İtilaf Devletlerine ait son birlikler de İstanbul'dan çekildiler. Beş yıl önce mağrur adımlarla İstanbul'a inen General Harrington, Dolmabahçe önünde Türk bayrağını selamlayarak son bir geçit töreni yaptı. Ankara hükümetinin temsilcisi Selahattin Adil Paşa tarafından kendisini getiren geminin merdivenlerine kadar uğurlandı ve geldiği gibi gitti. Şehrin tepelerini dolduran İstanbullular, işgal donanmasının yenik takımın oyuncularıyla birlikte Boğaz'ı terk edişini keyifle izlediler. Şimdi hem Türkiye'nin hem Fenerbahçe'nin önünde yepyeni bir devir açılıyordu.